Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Vakıa Suresi 75-96. Ayetler arasını değerlendireceğiz ve böylece bu sureyi bitirmiş olacağız. Allah-u Teala okuyacağımız bölümde bize şöyle bildiriyor. فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِئِ النُّجُمْ Yıldızların mevkiine yemin ederim. Burada la ifadesi müfessirler tarafından irdelenmiş ve bununla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunulmuş. Normalde la hayır manası verir. Fela uksimu yemin etmem şeklinde mana verilebilir. Eğer bu şekilde mana verecek olursak yani yemin etmeye bile lüzum yok. Mesele bedihidir, açıktır. İşte yıldızların mevkilerine oraya dikkat çekiyor. Veya buradaki la, le şeklinde olabilir. Tekit manası. Yani manayı takviye eden bir şey. Veya fe, la kendi anlamında kullanılıp da önce yo, hayır, iş sizin bildiğiniz gibi değil. Böyle bir manayı ifade edip uksimu bimevâgı'in nücum yıldızların mevkilerine yemin ederim. Yani alâ külle hal burada dikkat çekilen bir durum var. O da nedir? Yıldızların mevkileri. Acaba mevaki'in nucum derken, yıldızların mevkileri derken bundan murat nedir? İlk anda hatıra gelen yıldızların şu andaki konumları. Bu o kadar muhteşem bir durum ki Allahu Teala kainat çapında yıldızları serpiştirmiş. Her birini olduğu yere, münasip yerine yerleştirmiş. Sadece güneş sistemini düşünecek olursak merkezde güneş, etrafında dönen 12 tane gezegen ve o gezegenlere bağlı ay gibi bazı uydular. Biraz daha büyüttüğümüzde Samanyolu galaksisinde güneş gibi 200 milyar kadar yıldız ve o yıldızların da yine gezegenleri var ve o şekilde her biri hareket halinde, yerinde duran bir şey yok. Ve bütün kainat olarak düşündüğümüzde kainatın tamamında Samanyolu galaksisi gibi belki 100 milyardan daha fazla galaksiler yani yıldızlar topluluğu var. İşte bütün bunları yerli yerine yerleştirmek gerçekten aklın hayalin alacağı bir şey değil. İnsan ancak Allahu Ekber demekle bir derece hayret ateşini teskin edebilir. Bu açıdan baktığımızda yıldızların mevkileri gerçekten yemin edilmeye şayan bir şeydir. Cenab-ı Hak bu noktaya dikkat çekmektedir. Bir de Kur'an'ın yıldızları, nücum-u Kur'an tabir ediliyor. Kur'an'ın yıldızları derken de Kur'an'ın ayetleri. Kur'an-ı Kerim necim necim inmiş. Yani peyderpey inmiş. Ve onların da inmesi o da çok dikkat çekici bir olay. Allah-u Teala 23 yıl boyunca ihtiyaça göre, sebebi nüzul şartlarına göre vahyi devam ettiriyor ve peygamberimize peyderpey ilahi ayetlerini gönderiyor. Onlara bir işaret olarak da düşünülebilir. İşte yıldızlar denildiğinde şöyle bir durup düşünmek lazım ve o yukarı alemde Allahu Teala ne muhteşem manevralar yaptırıyor. Bunları derhatır etmek gerekiyor. Öte yandan Kur'an'ın yıldızları, ayatın nücumları tabir edilen Kur'an'ın peyderpey inmesi, bundaki hikmetleri de yine tezekkür etmek gerekiyor. Ve innehu le gasem lev talemune azim. Şayet bilirseniz bu çok büyük bir yemindir. Tabi şayet bilirseniz insanlar yıldızlar alemini o kadar da bilmiyor. Ve insanlar Kur'an'ın nücumunu da yine o kadar layıkıyla bilemiyor. İnnehu le Kur'anun kerim. Şüphesiz o bir Kur'an-ı Kerim'dir. Biz Türkçe'de Kur'an'ı daha çok Kur'an-ı Kerim diye ifade ederiz. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de de aynen bu ifadeyle yer almıştır. İnnehu le Kur'anun kerim. O kerim olan, yani Allah nezdinde itibarlı, kıymetli bir Kur'an'dır. Yasin'de Yasin vel Kur'anil Hakim. Orada Kur'an-ı Hakim ifadesi geçiyor. Hikmetli Kur'an. Burada da kerim olan Kur'an. Kerim onun itibarı, şan, şerefi, Allah nezdindeki
kıymetini ifade eden bir kelime. Fi kitabim meknun, o bir kitab-ı meknundadır. Gözden ırak bir kitapta. Yani levh-i mahfuz gibi düşünülebilir. Levh-i mahfuzda Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak taraf ilahiden bellidir, malumdur. La yemessuhu illel mudahharun, tertemiz olanlar dışında kimse ona dokunamaz. Yani şeytanlar ta yukarı alemlere kadar çıkıp da Cebrail'den önce oraya ulaşıp o ayetlerden yeryüzüne indiremezler, insanlara söyleyemezler. Veya peygamber gibi, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi öyle bir kalp sahibi ancak böyle bir vahye mazhar olur. Tertemiz bir kalbe sahip olan o kimse vahyin muhatabı olur ve Kur'an onun o tertemiz olan kalbine iner. Ve fıkıhçılar, fukaha bu ayet-i kerimeyi değerlendirirken abdestli olarak Kur'an'ın okunması gerektiğini, abdestsiz kimsenin Kur'an'a dokunamayacağını bu ayetten hüküm olarak çıkarmışlardır. Doğrudan belki ayet birinci derecede o manayı anlatmıyor ama o manaya da bakan bir ciheti bulunmakta. Tenzilun min Rabbil alemin, o alemlerin Rabbinden bir tenzildir. Yani Kur'an alemlerin Rabbinin indirdiği bir kelamdır. Bütün alemlere bakar ve bütün alemlerle alakalı meseleleri muhataplarına bildirir. Efe bihazel hadithi entum mudhinun, artık siz şimdi bu söze karşı mı ileri geri konuşuyorsunuz ve ona leke sürmeye çalışıyorsunuz? Ve tecaluna rizgakum ennekum tükezzibun, ve rızkınızı yalanlamak mı yapıyorsunuz? Yani Kur'an'dan semavi sofralar önünüze açılıyor. Mana sofraları, ne güzel manalar size anlatılıyor. Ama siz buna mukabil Kur'an'dan nasibinizi onu yalanlamak yapıyorsunuz. Ve Kur'an sofrasından onu yalanlayarak kalkıyorsunuz. O sofradan istifade edemiyorsunuz. Felevle ize belagatil hulgum, can boğaza geldiğinde. Hulkum, insanın boğazı, can boğaza geldiğinde. Ve entüm hine izin tenzurun, işte o vakit siz bakarsınız. Burada da ölüm olayına dikkat çekiliyor ve ölüm olayında o ölecek olan kimsenin etrafındaki kimselerin çaresizliği ve ölecek olan kimsenin de durumu okuyacağımız ayetlerde nazara verilmekte. İşte dünyaya gelen her insan fanilik damgasıyla gelir, belli bir süre yaşar, ardından kaderin belirlemiş olduğu zaman geldiğinde artık bu dünyadan gidecektir. Can boğaza gelir, ardından da insan dünyadaki son nefesini alır, verir ve bunun neticesinde hayatı biter. Etrafındaki insanlar tümüyle aciz durumdadır. Ventum hine izin tenzurun, ve o anda siz bakarsınız diyor. Bakmaktan başka insanın elinden bir şey gelmez. Onu hayata geri döndüremez oradaki insanlar. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum, biz ona sizden daha yakınız. Velakin la tubsirun, lakin siz görmezsiniz. Biz ona daha yakınız derken Cenab-ı Hak zatıyla mekandan münezzehtir. Ama fiilleriyle, tasarruflarıyla ve rahmeti, kudreti gibi, ilmi iradesi gibi sıfatlarıyla her şeye, her şeyden daha yakındır. Mesela Allah'ın rahmeti ayette anlatılırken inne rahmetallah garibun minel muhsinin, Allah'ın rahmeti muhsin olanlara yakındır buyuruluyor. Cenab-ı Hak ilmiyle insanlara yakın, iradesiyle insanlara yakın, gönderdiği melekle de, işte vefat etmek üzere olan bir kimse artık melekle karşı karşıya, Azrail emaneti almak üzere. Ama oradaki insanlar Azrail'i görmüyor, o kimse ise artık görüyor. Gözünün önünde perde açılmıştır ve o kimse Azrail'i görmektedir. Felevle in kuntum gayre medinin, eğer siz cezalandırılmayacaksanız, diğer alemde bir ceza olmayacaksa, terciuneha in kuntum sadıkin, eğer sadıksanız
haydi onu geri döndürün. Yani ölmek üzere, en sevdiğiniz, en yakınınız aranızdan ayrılmak üzere, ölüm yok, ceza yok, ahiret yok diyorsanız haydi onu geri getirin. Ölmek üzere olan kimseyi geri getirin. Ve bundan sonra bu vefat etmek üzere olan kimse üç ayrı gruptan birinde yer alabilir. Onun tafsiline giriliyor. Surenin başında Allah-u Teala Ashabul Meymene, Ashabul Meş'eme ve Es-Sabigun diye insanları üç kısma ayırmıştı. Surenin sonunda da ölüm anında bu üç zümrenin durumunu bize anlatıyor. Femme inkâne minel mukarrabin, eğer bu mukarreb olanlardan, yani hayırda yarışan, Allah nezdinde itibarlı, Allah'ın seçkin kullarından ise ferravhun ve reyhanun ve cennetü naim, bu kimse için artık bir rahatlık vardır ve hoş rızıklar vardır ve naim cenneti vardır. Artık bu kimse kurtuluyor, dünya zindanından kurtuluyor. Mevlana gibi zatlar işte Şeb-i Arus'la bunu ifade etmişler. Sevgiliye kavuşma günü. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dünyadan ayrılırken son ifadesi Er-Refikul Ala, ben en yüce dosta gidiyorum, bu ifade oluyor. İşte Es-Sabigun olanlar, mukarrep olanlar artık dünya zindanından kurtuluyorlar. Onlar için bir kurtuluştur ve en güzel rızıklara muhatap olacaklar ve naim cennetine alınacaklar. Ve emme inkâne min ashabil yemin, eğer o ashabul yeminden ise, yani çok üst düzey bir ehli iman değil ama cenneti kazanacak olan kimselerden ise feselamun leke min ashabil yemin, ona şöyle denilir: ashabul yeminden selam sana. Yani onun gibi cenneti kazanmış olan kimselerden, herhalde onun makamına münasip, onunla alakadar olabilecek olanlar kendisine gösteriliyor. Bu tecrübelerle de belki şu anda izleyen pek çok izleyicimizin kendi iç dünyalarında da tasdik edeceği tarzda yaşanmış olan durumlardır. İşte vefat etmek üzere olan iyi bir insan vefatına yakın falanlar geldi, filanlar geldi diyebiliyor. Daha önce vefat etmiş olan iyi insanları ismen tek tek söylüyor ve onları görüyor. Hatta çevresindekilere bak falan da geldi, siz görmüyor musunuz diyebiliyor. Demek ki ona perde aralanmış ve diğer alemden onu karşılamak için gelen, ashab-ı yeminden olup da onu karşılamak için gelenlere artık gözü açılıyor, onları görür hale geliyor. وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّب۪ينَ الدَّالِّينَ, ancak Allah'ın ayetlerini yalanlayan, dalalette olan kimselerden ise فَنُزُلُمْ مِنْ حَم۪يمِ, ona kaynar sudan bir ziyafet var. Burada kaynar sudan ziyafet mecazi anlamda kullanılıyor. Yani ona diğer alemde daha gider gitmez bir işkence başlayacak ve işte kabir cehennem çukurlarından bir çukur. Bu gibi kimseler hakkında cehennem çukurlarından bir çukur olacak ve cehennemin o ızdırabının bir numunesini kabrinde yaşayacak. Ve tasliyetü cehim, ve ateşe atılacak. İnne hâzâ lehuve hakkul yakîn, işte bu hakkul yakîndir. Artık bunda asla bir şüphe yoktur. Bu böyledir. Fesebbih bismi rabbikel azim, madem öyle sen Rabbi azimini Sübhane Rabbiyel azim diyerek tesbih et. Sebbih isme rabbikel âlâ ayeti de var. Rabbi âlânı tesbih et. İşte biz ona ittibaen secdedeyken Sübhane Rabbiyel âlâ diyoruz. Bu ayete ittibaen de rükudayken Sübhane Rabbiyel azim diyoruz. Azim olan Rabbimizi o ünvan ile hem de onu tesbih etmek tarzında yad ediyoruz. Ve namazdaki ifadeler, namazdaki hal, durumlar ayetlere dayanan şeyler. İşte rüküye varıldığında da, yani rükû Kur'an'ın malum bir emri, verke'û ma'arrâki'in, rükû edenlerle beraber siz de rüküye varın. Cenab-ı Hak rükû emrediyor. Rükûda Allah'ı tesbih etmemiz gerekiyor.
nasıl tesbih edeceğiz? Bu ayet-i kerimenin gereğince Subhan-ı Rabbiyel Azim demek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın azametini, büyüklüğünü ifade edeceğiz. İşte değerli izleyenlerim, gördüğümüz gibi Allah-u Teala insanları üç ayrı grupta değerlendirdi. Bunlardan üst düzey kimseler var. Es-sabigun denilen, önde gelen, başta peygamberler gibi, sahabe gibi, dinin önderliğini yapan çok değerli alimler, asfiyalar gibi. Bunlar gibi üst düzey olanlar var. Bir de normal ehli cennet var. Bir de cehennem ehli var. Bize düşen o üst düzey insanlara en azından yakın olmaya çalışmak. Yapabiliyorsak da onların arasına girmeye çalışmak. Cenab-ı Hak ömür sermayesini en iyi bir şekilde değerlendirmeyi, hayırda yarışanlardan olmayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.